Merhabalar gençlik gözyaşları. Şimdi hemen dikdörtgen ve kare testlerinden 1 ve 2 numaralı testleri gömmeye başlıyorum dostlar. Birinci testimizi koyduk ve hemen şöyle bir odaklanmasını da ayarlamaya çalışalım. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki ABCD dikdörtgen. Lan madem ki dikdörtgensin sen, o halde bütün açıların 90 derece olacak. Şurası 90 derecedir kesinlikle. Yani şuraya 50 derece kaldı diyebiliriz. Diyor ki DC AE'ye eşit. Bir görelim onu. DC uzunluğu, yani dikdörtgenin uzun kenarı şu AE'ye eşitmiş. O halde içeride bir ikizkenar üçgen çıktı. Demek ki şu açıyla bu açı birbirine eşit. Tepemiz 40 derece ise 140 kaldı. 70-70. Burası 90 dereceydi. 70'i buradaysa alfaya kaldı Adana. Geldik 2 numaraya. Dikdörtgenin açı sorularında en çok sorulan kuralı şu. Dikdörtgenin köşegenleri çizildiğinde şu 4 parçanın köşegen parçalarının uzunlukları birbirine eşit oluyor dostum. Bunu çok sık sormuş. Peki şu odaklanmaya bir daha bakayım. Niye zırt pırt gidiyor? Şimdi konuşalım o zaman dostlar. Bize alfayı soruyor. Bakın şu ikiz kenardan dolayı 38 ise şuraya da 38 yazalım hemen. Şu Z harfini görelim. Burası da 38 derece olsun. 180, bakın şunlar ikiz kenar üçgen, buraya da alfa yazalım. 2 alfa ile 38'in toplamı 180. Demek ki 2 alfaya 142 kalacak. O halde alfaya 71 derece kalacak. Yani sorumuzun cevabı Bursa'dan gelecek. Evet, 3 numara 8-15-17 dik üçgenini görüyorum. Burası 8. Tüm dikdörtgenin alanını soruyor. Dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıydı. Yani 8 çarpı 15'ten 120 gelir sorumuzun cevabı. Geldik şuna, bakalım ne diyor. Dostum yine dikdörtgenin İç açılarının 90 derece olduğunu, dolayısıyla şuraya 90'ı yazdım. Bumerang kuralımız var dostlar. Bumerang ne diyordu? Şu bizim bumerang dediğimiz dörtgen. İsmini bumerang diye uydurmuştum ben. Şu içerideki açılarının toplamı dışarıdaki, yani şu 90'a eşit. 50, 25 daha 75 ile x'in toplamı 90'a eşit. O halde x dediğimiz açı Bursa'dır dedik. 5 numaraya geldik. Güzel. 30-60-90'larımız var. 45-45-90'ımız olacak. Bakın dikdörtgenin açıları 90 dereceydi. O halde buralar 45'er derece. Yine 90 dereceydi. Burası 60 derece kaldı. Hemen ikisinin de karşısına bir diklik indirdim. Şöyle 90'ın karşısı 4√3 ise 30'un karşısı yarısıdır 2√3. 60'ın karşısı da bunun √3 katıydı 6. O halde bu da 6, 6, 6, x dediğimiz uzunluk 45-45-90'dan 6√2 geldi. 6 numaradayız. Bakın Denizli açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. Demek ki diklikten diklik indi. Yani h kare p çarpı k bağıntısı. 8'in karesi 64, 4 çarpı 16 olduğundan şu uzunluk EA uzunluğu 16. Neyi soruyor bize? Alan ABCD'yi soruyor. Yine isterseniz kısa kenarı 4-8, 4√5, biri diğerinin iki katı muhabbetinden. 8-16, 8√5'te uzun kenarı bulup da yapabiliriz de. Dolayısıyla artık kısa kenar çarpı uzun kenar, yani 4√5 ile 8√5'in çarpımı 32 çarpı 5'ten 150-160 mı geliyor dostlarım? Alanı böyle de bulabiliriz. Ya da hocam ben şu üçgenin alanını bulacağım. Bakın paralel kenar özelliği yapacağım. Bu üçgenin alanı 8 çarpı 20 bölü 2. Diyoruz ki paralel kenarda köşegen alanı 2'ye bölüyordu. Dikdörtgen de bir paralel kenardır arkadaşlarım. Bütün açıları 90 derece olan paralel kenardır. Dolayısıyla dikdörtgende de aynı özellik geçerlidir. Yani buranın alanı neyse buranın alanı da olacak. Demek ki bundan 2 tane var. İkileri sadeleştirirsem 8 çarpı 20'den 160'ı böyle de bulabilirmişim. Evet, test 1'in İlk 6 sorusu tamamdır. Hemen 7 numaraya bakıyorum. Bir katlama sorusu görüyorum dostlar.
Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt. Kağıt AB kenarı BC kenarının üzerine gelecek çakışacak biçimde katlanıyor. Şimdi biz hemen ne yapacaktık katlama sorularında? Katlanmadan önceki halini bir açacaktık. İşte A noktası katlanmadan önce tam buradaydı. A üssü. AK katlandı. A üssü K oldu. Buraya geldi. Şurası A açısı 90 derece ise katlandığı yerde de 90. Buralar açıortaydı dostlarım. Bunları hep gösterdik bakın. Demek ki bu kenar bu kenara eşit, bu kenara eşit. Bunları da söylemiş olalım. Ne diyor? Buna göre elde edilen şekildeki mavi boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye bir soru vermiş bize. Şimdi şurası 8 birimmiş. O halde 8. Burası da 8. Bak burası da 8. 8. 15'miş bu uzunluk. Şuraya 7 kaldı. 7 kaldı. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 7 kere 8 56 geldi. Aşağıda Ece'nin eş dikdörtgen şeklindeki laminatlarla kapladığı bir yer döşemesi görseli verilmiştir. Buna göre şeklin çevresi kaç birimdir diyor. Arkadaşlar toplama çıkartma sorusu oldu bu. Bakın şurası 18 ise demek ki şu dikdörtgenlerden birinin uzun kenarı 9, kısa kenarı 2. O zaman şurası da 2. Bak şurası 2. Şimdi burayı da 2 verdiyse demek ki şurası da 2. Şurası da 2. Şimdi bunları toplayalım. Önce 2'leri toplayalım. 2, 2, şöyle 2, burası da 2. Şurada bir 2 var, burada bir 2 var, burada var, burada var, burada var, burada var, burada var. Hadi toplayalım. Şunlar 2, bir 2 daha 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dostlar şuradan bir 14'lük kenar geldi. Hemen buraya bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 de buradan gelecekti zaten. Bunları söyledik. Sonra şurası da 18, burası da 18. 36 da oradan geldi. Yani 36 artı 14, 14 daha 28 oldu sorumuzun cevabı. O da ne yapar? 58, 64 mi yapıyor dostlar? 8. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 9 numaradayız. Test 1'in 9. sorusu. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıt köşegen boyunca katlandığında dikdörtgenin uzun kenarlar arasındaki geniş açı 110 olmaktadır. Hemen bunu bir katlanmadan önceki versiyonunu gösteriyoruz dostlar, değil mi? Şöyle, şuradan da şöyleymiş. B noktası burasıymış, C burasıymış. Bakın B köşesi katlanmış şuraya gelmiş dostum. B üssü burası. Demek ki burası 90. Şurası 70. Şurası 20. Yine şurası 70. Şurası 90. Şurası 20. Burası toplam 90'dı. Bu açıortay olacak. Mecbur kat çizgisi değil mi? B şu AC kat çizgisidir. AC açıortay olacak. 20 ise 70. 35. 35. Bize de neyi soruyor? Dikdörtgenin kısa kenarı ile yani şununla köşegeni arasındaki yani şunun arasındaki açı. O zaman şuradaki 20 ile 35'in toplamını soruyor. 55'i paketledik. Aşağıda dikdörtgen şeklinde iki kapağı olan bir buzdolabı verilmiştir. Kapakların yükseklikleri 16 ve 9'dur. Bunları hep gördük zaten. Şekil 1'deki kapaklar birbirine benzerdir. He, burası önemli. Hadi gelin şimdi. Şu kapakların bunun uzun kenarıyla şunun kısa kenarı KK'dır arkadaşlarım. Eşittir, benzerliği. Bu üsttekiyle bu alttakini benzeriyor. Üsttekinin uzun kenarı 16, kısa kenarı K. Eşittir. Alttakinin kısa uzun kenarı K, kısa kenarı 9. Bunlar birbirine eşitmiş. Demek ki K kare eşittir 144 gelir. K eşittir 12. Şu uzunluğu 12 bulduk arkadaşlar. Şimdi burası 12 idi değil mi? Şurası 12. Açmışız bunu 180 derece. Şurası da 12, yani toplam 24. A'nın şurasına eşit 16. Bize de A ile A üssü arasındaki uzunluğu soruyor. Şimdi burada bir Pisagor yapacağım dostlar. Tabii ki 16, 24 uzun uzun yapmayacağım. Bu 16, 24, X diyelim bunlara. Sadeleştirelim. 4'e bölelim 4. 4'e bölelim 6. 4'e bölelim X bölü 4. Şimdi bir kenar 4, bir kenar 6 ise 16. 36 daha 52, 2 kök 13 yapar. Hipotenüsümüz yani x bölü 4. O zaman x bölü 4 2 kök 13 ise 4 ile çarpalım. 8 kök 13 olur x dediğimiz uzunluk.
Evet, test 1'i gömdük, hemen çevirdim test 2'ye. Kare sorularımız var arkadaşlarım burada, bakalım. ABCD kare, AEB eşkenar üçgen. Bak, iki düzgün şekil bir arada verilmiş. Biz ne demiştik? İki düzgün şekil bir arada verildiyse kenarların üstüne tık tık koy, yeni bir ikizkenar üçgen çıkacak. Şimdi şurası 60 derece, kare olduğu için 90, şuraya 30 kaldı. Bakın şu ikizkenar tepesi 30 ise 2 alfaya ne kalır? 150. Alfa da ne olur? 75. Alan ABCD kareymiş bu. Köşegen 6, köşegen 1 kenarın A'nın kök 2 katıydı. 45, 45, 90'dan böyle söylüyorduk. Demek ki bir kenar uzunluğumuz 3 kök 2. Alanını soruyor. Bir kenarın karesiydi. 3 kök 2'nin karesi 18 yapar. Bu sorunun aynısını dostlarım biz yine eşkenar dörtgende de gördük. Dikdörtgen ve karede de göreceğiz. Bakın, dışarıya doğru çıkmış üçgen varsa hemen köşegenlerin dik kesiştiğini gösterin demiştim ben. Şu köşegen K, K. Bu da karede birbirine eşit oldukları için K, K. Ve bakın şurada bir özel bir dik üçgen çıktı. Hatta hipotenüs 17 ise 8, 15, 17 mi deneyelim bakalım. K'ya 8 dersek 8. Burası gerçekten 15. 8, 15, 17 oldu. O halde köşegen uzunluğumuz 16 birim çıktı. Bak şu köşegen. Neydi? Bir üstteki soruda da söyledik. Köşegenin kök 2'ye bölümü bir kenarı verecek. 16'yı kök 2'ye bölersem 8 kök 2 yapar. Demek ki bir kenar 8 kök 2. Bana da alanını soruyor. Bir kenarın karesiydi. 8 kök 2'nin karesi 64 çarpı 2'den 128'dir. Edirne geldi sorunun cevabı. ABC'de kare, DB ve bilmem ne birer köşegen demiş. Yine odaklanmayı bir daha ayarlayayım arkadaşlar. Köşegen DE eşittir oraya. OF'ye 2 vermiş bize. Tamam. Yukarıda verilenlere göre alan ABC'de karenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şunu fark etmeniz lazım. Yine biz bunu paralel kenarda da yaptık. Eşkenar dörtgende de yaptık. Bakın, karede köşegenler birbirini ortalayacağı için burayı 2'ye böldüğünü gösterdim. Şimdi şu AO bir kenar ortay, EB bir kenar ortay oldu arkadaşlarım. Dolayısıyla iki kenar ortayın kesiştiği nokta, şu Fransa noktası ne olmuş oldu böylelikle? Ağırlık merkezi. Hemen tabana bir açı ekiden burası da ne olur? 4. Şurası 6 birimse burası da 6 birim. Yani köşegen ne geldi? 12. Köşegen 12 ise bir kenarı bulmak için kök 2'ye bölüyorum 12'yi. 12 kök 2'ye bölününce 6 kök 2 geldi. Bana da karenin alanı soruluyor. Yani 6 kök 2'nin karesi soruluyor. 72'yi paketledim. 5. sorumuz arkadaşlarım. Kareymiş bu. Yine şuraya ben bir A birim dersem bir kenar 3 artı A oldu. Burası da 3 artı A. Ve dostum şuradaki özel üçgeni görün hemen, bakın. Sanki 9... 12-15 üçgeni olacak. A'ya 9 deyince sağladı. Demek ki A 9. Karenin bir kenarı 12. Alanını soruyor. 12'nin karesi 144'ü paketledik. 6. sorumuz. Bakın yine eşkenar üçgen var. Hemen şuralara biz 60'ları yazalım. Alan EBC. Şuranın alanı. Şimdi şuraya 30 diyelim. Şu bir kenara A. A diyelim. A. Aa, bu ikiz kenar üçgen çıkıyordu arkadaşlarım. Eşkenar üçgenin bir kenarına A dedim. Burasına A demiş oldum. Karenin de bir kenarına A dediğim için şurada bir ikiz kenar çıktı. Bu ikiz kenarın alanını nasıl bulacağım ben? Sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı A çarpı A çarpı sinüs 30. O da 1 bölü 2'dir ve eşitmiş bu 9'a. Hemen A kare eşittir. 4 ile burayı çarparsak 36. A eşittir 6. Şurayı 6 bulduk. Bir kenar 6 ise karenin alanını soruyor. O da 36 geldi 6'nın karesinde. Evet, test 2'nin 7. sorusundayız dostlar. Şimdi evet, ezan okunuyormuş dostum. Bir durdurayım burada ben. Hemen devam edeceğim. Tamam, durduruyorum. Birazdan devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ezanımız bitti. Şimdi hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Diyor ki Tuğba Hanım oğlu Eymen'in fotoğrafları için dış kenar uzunluğu 1 metre olan kare şeklinde içi 9 adet dikdörtgenden oluşan, 9 tane var mı burada? Vardır herhalde. Bu iş için toplam kaç metre uzunluğunda çerçeve kullanılmıştır? Yani şu dikdörtgenlerin kenarlarını toplayın diyor bize arkadaşlarım. Kaç metre uzunluğunda çerçeve derken. Şimdi bakalım neler yapacağız, bir görelim.
Şimdi şu dikdörtgenlerin, bakın şurada 4 tane dikdörtgen var. Bunların her birinin kısa kenarına A birim diyelim şöyle A. Gördüğümüz her bir kısa kenara A birim diyelim şöyle. Bakalım neler gelecek. A birim, A birim. Şuna da A birim diyelim. Şuna da A birim. Buna da A birim diyelim. Buraya da A diyelim. Hatta şurada da var. A, A. Kaç tane yere A dedim ben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yere A birim dedim herhalde. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Sonra şunun da şuraya A diyelim tabii ki. Demediğimiz bir yer kalmasın. Şu küçük dikdörtgenin kısa kenarına da B diyelim. Şöyle B'leri de yazalım. Şurası B. B olur. Şurası B. B oldu. Şurası B ve B oldu. Galiba tamam. Burada da yerleştirdik mi bütün hepsine? Tamamdır. Şuraya da C diyelim. Şu parçaya da C. Bakın dikdörtgenin bir uzun kenarı A artı C. O zaman burası da A artı C. Şuna da A artı C diyorum. Şuna da A artı C. Şuna da A artı C. Hatta şurası da C. Dedik. Demediğimiz bir yer kaldı mı? Şuraya da C'yi yazalım. Evet. Her bir yere yazdım herhalde arkadaşlarım. Şimdi bizden de bu işte bütün parçaların toplam uzunluğu nedir diye bir soru sormuş bize. Hadi bir toplayalım. Şimdi bizim bildiğimiz şey şu. Şu bir kenarı 1 metre diye biliyoruz. Yani nedir o bir kenar? A artı B artı A artı C. Yani 2A artı B artı C'yi 1 metre diye biliyoruz. Bakalım tüm çerçevelerin toplamı kaç tane A kaç tane B yapacak? Bunu hesaplayacağız şimdi. Şimdi hepsini toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bütün varyasyonları toplayalım şeyleri. A'ları toplayalım. 1, 2, 3, sonra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir yerde daha kaldı mı A? Yazmadığımız, bakmadığımız 15 tane A topladım arkadaşlar. Bir yerde daha, bir de şurada var. 16 tane A var. Şimdi zaten direkt gözüktü değil mi? İki katı. Muhtemelen B'nin de bir tane B var. 8B çıkacak. Bir bakalım. B'leri toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir yerde daha var demek ki. Şurada da var. 8B. C'nin de 8 katı gelecek. 8C gelecek demek ki. Toplamaya bile gerek yok. 8C çıkacak. Bize de 8 katını soruyor diyeceğiz. Demek ki 8 gelecek. Yani Bursa'dan gelecek sorunun cevabı. Çok uzatmaya gerek yokmuş arkadaşlarım. Geldik 8 numaraya. Evet diyor ki bir kenarı 20 birim olan kare şeklindeki karton AB boyunca katlandı. Tamam. Sonra CD boyunca bir daha katlandı. Tamam. Önce şunları bir konuşalım. Şimdi 20 idi burası 10, 10 oldu şuralar. 10, 10. Tamamdır. Hatta buralarda 10, 10 kare olduğu için 10. Sonra bir daha tam ortadan 5, 5, 5, 5. Sonra şuradan kesiyor ve sonra tekrar açıyor. En son kartonun alanı nedir diye bir soru sormuş. Dostlar, pratik olarak büyük kartonun alanı neydi? 20 çarpı 20'den 400. Eksi, şimdi bir küçük bakın şurada bir 5 5'lik bir kare kesilmiş. 5'e 5 yani 25 birimlik alan kesilmiş. Şimdi bunu bir kere kesmiş de olmamız demek aslında 4 tane 25 eksildi. Yani 100 eksildi deyip 300'ü bulabilirsiniz. Ama ben biraz daha şöyle ayrıntılı anlatayım size daha iyi anlayın. Şimdi en son şurayı kestik. Bak kesip açıyorsunuz tekrar. Son halini şunu açtığınızda şöyle bir şekil çıkacak arkadaşlarım. Biraz değişik yaptım ama yani şuralarda 5 simetriğini alıyorsunuz dostlar. Açmada ne demiştik? Simetriğini alın. Bakın burası eksildi. Şurası eksik olan parça. Yani şöyle 2 tane 5 çarpı 5 25'lik kare eksildi. Şimdi bunu tekrar tutup şu tarafa doğru bir daha geriye açacağız. Bu şekil şuraya döndü yani arkadaşlar. Şöyle oldu bakın. Şurası kesildi. Şimdi bunu bir daha açtığımda ne demekti bu açmak demek? Simetriğini al. Yani şuradaydı ya arkadaşım bu 5 5'lik. Şöyle 25 25 50'lik kare. Dikdörtgen daha doğrusu. Açtığımda simetriği buraya gelir. Yani şurası da kesilmiş olur. Bir 50 de buradan kesilmiş olur. Bu kesikleri çıkarttım. Yani toplam 100'ü çıkartınca 400'den 100 gitti, 300'ü bıraktık arkadaşlar. Geldik şu soruya. Kare biçimindeki kağıt şekildeki çizgiden kesilerek alanları 4 bölü 11 oranında olan iki parça elde ediliyor. Yani şuranın alanı 4A, buranın alanı 11A'ymış arkadaşlarım.
O halde toplam ne a yaptı burası? 11, 4 daha 15 a. Hatta iki katını alalım biz arkadaşlar bunların. 8 a diyelim ki 2'ye tam bölünsün. Burası da 22 a. 22, 8 daha 30 a. Şimdi ben şu köşegeni çizersem 30'u da 2'ye bölmüş olur. Karenin köşegeni alanı 2'ye bölecek. 15 a, 15 a. Yani burası 7 a ise 15 a da buraya kaldı. Şurası da 15 a yaptı. Bakın 7'ye 8. Demek ki 7 k'ya 8K. Bir kenarı 15K bulduk. Burası da 15K. Burası da 15K. Burası da 15K. Hatta 8-15'ten 17K'da burayı bulduk. Şimdi ne istiyor bizden? Buna göre birinci parçanın çevresinin ikinci parçanın çevresine oranı nedir? Bunları şurada da göstereyim. Burayı 8, burayı 15, burayı 17 bulmuştum. Şimdi burası 17, 15, 7, 15K bulmuştuk. Oran istediği için K'lı yazmıyorum bir daha dostlar. Hemen şunun çevresini bulalım. 15, 8 daha 23. 23, 17 daha 23, 33, 40. Bunun çevresi 40. Şunun çevresine bakalım. 15, 15 daha 30. 7, 17 daha 24, 54 yaptı. Bunun da çevresi 40 bölü 54'ü istiyor. 4'e bölelim 10. 4'e bölelim, 4'e bölünmüyormuş. 2'ye bölelim 20. 2'ye bölelim 27. 20 bölü 27. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet, 10. soru. Zeynep çevre uzunluğu 30 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir kartonu şekilde gösterilen yerlerden kesecek. Ve her biri ikizkenar dik üçgen olan. Bunların her biri ikizkenar dik üçgense şu parça şu parçaya, bu da ikizkenar. O zaman bunlar da ikizkenar. Bu şekilde oldu. Yani şuna A diyelim. Bakın bunun çevresinde ne var? 6A. 6A'yı bize 30 vermişti. A'yı 5 bulduk. Demek ki bunlar 5 artık. Hatta burada da gösterelim. Şurası 5, 5. Hatta burada da gösterelim. 5 buraya denk geldi. 5 buraya. Demek ki 5 kök 2'ymiş. Bunun bir kenarı da 5 kök 2 oldu. Kare miymiş? Kare. Bu karenin çevresi. 5 kök 2'den 4 tane var. 20 kök 2 yaptı. Denizli'den geldi sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk iki testini gömdük kare ve dikdörtgenin. Bir sonraki videoda bir iki test daha gömeceğiz. Evde kalın gençler. Evde kalın, sabredin. Biraz çalışın. Her şey çok güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Öttüreceğiz bu sene inşallah. Sıkmayın kendinizi. Hadi görüşürüz. Eyvallah.